Nerede kaldı bunlar ya? Niye kimse gelmiyor ki? Şşt! Hı! Hemşire! Hı! Şşt! Benim ciğer nerede? Hadi getirin de takın şunu ya. Bak bak şuna bak ya. Hemşire! Ne bağırıyorsun ya? Geldiniz mi çocuklar ya? Ne oldu? Ablanızın testleri bitti mi? Ha? Ciğer bana oluyor muymuş? Hadi bir an önce takın da şu ciğeri. Ben buradan gideyim. Yat yat sıkıldım ya. Of. Hayır. Yeliz yok baba. Ne demek yok lan Yeliz? Yeliz gitmiş. Nasıl gitmiş? Baktınız mı kapının önünde? Tuvaletlere falan baktınız mı? Baktık baba. Her yere baktık. Yok. Nankör. Nankör işte. O kadar besle büyüt. Ondan sonra... Bu olmadı değil mi? Olsun. Nankör. Yine de nankör işte. Ne yapacağız şimdi Hikmet? Rahmet ben baba. Rahmet. Bana ciğeri nereden bulacağız? Baba korkma. Şimdi kadavradan nakil listesinde adın var zaten. Birkaç güne de üniversite hastanesine nakledecekler seni buradan. Yok ben gitmem ya. Senin durumunda olan herkes orada yatıyormuş. Yok ben burada gayet iyiyim, rahatım yerinde. Olur mu baba, gitmen lazım. Ya kızım anneniz bu hastanede yatıyor, onu bırakıp nereye gidiyoruz ya? Baba sana bir şey daha söylememiz lazım. Annem... Ay uyuyor değil mi? Dayıyorlar ona ilacı, dayıyorlar ilacı. Civa gibi kadını zombiye çevirdiler ha. Annem gitmiş baba. Gider tabii canım. Sıkılmıştır kadın, normal. Öyle değil baba. Nasıl? Burada tanıştığı bir adamla gitmiş. Kim lan o herif? Hastaymış o da. Burada annenle birlikte. Sabah birlikte çıkmışlar hastaneden. Tamam çıkın dışarı. Baba üzülme. Hadi. Hadi 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 çıkın dışarı hadi. Çıkın. Çocuk gibi ağlattı hasta adamı, görüyor musun? Hayvan böyle işte. Rahmet. Pardon abla. Kendi haline bırakalım ya, yalnız kalsın biraz. Rahmet, ha? Sen kal babamla, ben Cemillere gideceğim. Tamam. Boşanamadık. Yani ben istemedim. Nasıl ya? Niye? Kiraz aradı, annem gitti diye. Oh be abla ya. Barış ne yaptı peki? Barış gitti. Nasıl gitti? Gitti yani. İşte her şey bitti dedi filan. Bitti ama gerçekten. Gördüm yani gözlerimde. Çok üzüldüm ya. Ya... Peki ben bir şey soracağım.
Şimdi sen Cemil'le boşansaydın, Barış'la evlenseydin biz bu çocukları alamıyor muyduk ya? Olmuyordu işte öyle. Annem geldiğinde ben avukatla konuştum ya. Hı. O zaman sordum. İşte boşandım, bir daha başka biriyle evlendim, Vasile'ye bir daha başvurdum falan. Hakim güvenmez vermez çocukları sen dedi. Reyhan Hanım da boşanma beklediğince... Zaten çocukları bir daha yurda alırlarsa çıkmaları çok zormuş. Ne yapayım? Aa, neyse. Neyse. Şu babamın nakil işlemini öğren. Ne oluyormuş anne dedim. Tamam buralar bende ya, sen şey yapma. Hadi. Ha bir de... Bir şey soracağım mı? Sakin ol tamam. Ne oldu ya? Cemil bizde kalacak bundan sonra. Yani gerçekten evli gibi görünmemiz lazım. Nasıl? Bizim eve mi gelecek Cemil şimdi? Rahmet ne olur sen yapma bari. Çocuklar zaten o kutsuk tepki verecek. Mecburum. Tamam ya. İyi görüşürüz. Barış beni affet. Mecburdum. Çocuklar için mecburdum. Başka şansım yoktu. Lütfen ara beni, konuşalım. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.